İnşallah, maşallah dinimizce açıklaması ve dinimize var mı? Bu bir. Artı bizim Adnan Bey programlarında programın formatı nedir? Bunun açıklamasını yaparsan sevinirim. Anadolu'nun aslanı, koç yiğidi, abisinin yakışıklısı, nurlusu. Anadolu insanı böyle dürüsttür, delikanlıdır, kabadayıdır. Benim aslanım da çok güzel, çok yakışıklı maşallah. Arkadaşları da çok gösterişli delikanlılar. İnşallah maşallah Kehf suresinde geçer. Kehf suresi başından sonuna kadar Mehdiyet'i anlatır. Ebcedleriyle, şifresiyle, bölge açıklamalarıyla, konum açıklamalarıyla, taktik ve teknik yöntem açıklamalarıyla Mehdiyet'i adeta kelime kelime anlatan bir sistemdir. Mehdiyet'in şifreli anlatımıdır. Ve orada inşallah ve maşallah ayrı ayrı anlatılır. Yani bir şey olduğunda, bir güzellik olduğunda ona ne kadar güzel demekten ziyade Allah ne güzel yaratmış denmesi gerektiğini söylüyor Allah. Yani şirkten kaçınmanın, şirki bozmanın bir anahtarı olarak söylüyor. Maşallah demek, şirkin başına patlayan bir balyozdur. Maşallah dediğinde şirki patlatmış olursun. Şeytanı patlatmış olursun. İnşallah'ın da yarın olacak bir şey için ben şunu yapacağım diyor. Bu şirktir. Yani kendinden emin olmak. O gücü Allah'ın vereceğini söylememek. Ama inşallah dediğinde yine şeytanın başını patlatmış olursun. Şirki de darmadağın etmiş olursun. İnşallah ve maşallah deccaliyete, şirke vurulmuş darbelerdir. Dev, balyoz gibi darbelerdir. İsa Mesih'in İ'siyle başlar inşallah. Mehdi'nin M'siyle başlar maşallah. Her ikisi de inşallah ve maşallah'ın ebcedleri de Mehdiyet devrinin tarihlerini verir. Her ikisi de ebced olarak Mehdiyet devrinin tarihlerini veriyor. O da çok manidardır. Anahtardır. Kelimeleri de anahtardır. Harfleri de anahtardır. O anahtarlar ayetlerin içine yerleştirildiğinde birçok konu çözülmüş olur. Birçok konu anlaşılmış olur. Anlattıklarımızda Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti için olan Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ın güzelliğini anlatan, Kur'an'ın yeterliğini anlatan izahlar. En çok üstüne durduğumuz şey İttihat-ı İslam, Deccaliyet'in yok oluşu, Mehdiyet, İsa Mesih'in zuhuru, İslam'ın dünyaya hakimiyeti yani, Deccaliyet'in dini olan Darwinizmin yok edilmesi, Rumilik adı altında İngiliz Derin Devleti'nin İslam'ı yok etme faaliyetinin durdurulması, homoseksüellik cereyanının ortadan kaldırılması, her türlü deccali düşünceye karşı başta PKK'nın ve IŞİD'in düşüncesi olmak üzere her türlü yanlış düşüncenin izalesi yok edilmesi ve onun yerine doğruların anlatılması için bir gayretten ibarettir bizim çalışmalarımız. Yani konsept budur. Evet.